Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Sefa Kolaylı. Bugün iki tane konuğumuzu birden ağırlıyoruz. Solumdaki aracımız Fransa'dan geldi. Sağımızdaki araba Edirne'den geldi. İkisine de hemen hemen aynı uygulamaları yaptık. İki rengi de görün istedim. Çünkü bu ara çok fazla soru gelmeye başladı. Biliyorsunuz ki çoğu müşterimiz sonradan Ranger sahibi oldu. Yani bu projeler, dönüşümler, bunlar izlendikçe, ortaya çıktıkça herkeste yeni farklı bir heves, heyecan, merak uyandı. O yüzden araç alıyorlar. Herkesin şu an dediği ne renk alalım? Biz de şöyle bir karar verdik. Şu anda yerimizde birçok renkte aracımız mevcut. İkili ikili araçlar yapacağız. En azından renkleri yan yana görebilin istiyorum. Hem buradan da bir tahmin yürütebilirsiniz. Sağdaki aracımız 2015 model T6 kasaydı. Sol tarafımızdaki araç da 3.2 Wildtrak modeliydi. Bu da aynı şekilde 2016 model. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Bakalım bu sefer araçlarımızda ne tür uygulamalar, ne tür iyileştirmeler yapmışız. Hadi gelin hep birlikte önce birazcık arabanın detaylarına bakalım. Wildtrak aracımızda burada bir tane gizli vincimiz var. 13.000 librelik sentetik halatlı çift kumandalı bir vincimiz mevcut. Yine ön tarafta geldiğimiz zaman araç Wildtrak olduğu için biliyorsunuz ki çarpışma önleyici, şerit takip, bütün özellikler mevcut ve ön tarafta park sensörü. Yine aynı şekilde bütün araçta olan özellikler aktif şekilde kullanılmaya devam ediyor. Şimdi ben biraz da aracın kaput içinden detay yapmak istiyorum size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bizden çıkan bütün araçlarda arabanın motor bakımı dediğim temizliği, onun haricinde aracın üzerine pastacılığa ve boya koruma uygulaması yapıyoruz. İç tarafta da temizliğini yaparak müşterilerimize teslim ediyoruz. Bu zaten bizim klasikleşen bir yöntemimiz. Bunu zaten
takip edenler yakından biliyor. Ön tarafta çamurluk içlerinde biliyorsunuz ki bizim kapatma flaplarımız var. Bu da neyi engelliyor? Buradan hava girdiği zaman arkadan ıslık gibi çalmasını engelliyor. Burada biz hava girişini kesiyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda da aracın çamurlukların içine kendi orijinal izolatörünü kullanıyoruz. O da zaten orada engelliyor. Ön tarafta bir muhafazamız var. Yine onu aynı şekilde kullanıyoruz. Tesisatlarımız zaten biliyorsunuz, şöyle çok çıkaramıyorum ama şöyle göstereyim. Bütün tesisatlar borulu bir şekilde montaj yapılıyor. Herhangi açıkta bir kablo yok. Tesisatında herhangi bir kesme biçme tabii ki de yapılmıyor. Yine aynı şekilde kaput izolatörümüz yerine montaj yapıldı. Kilit ayarları yapıldı. Kaputun sallanması engellendi. Aracımız kendi orijinal füme rengi olan ikinci detay rengine dönüştürüldü. Zaten diğer parçalar gövde rengi, görmüş olduğunuz gibi. Yan tarafa geldiğimiz zaman bir de burada bir detay göstermek istiyorum. Aracın kısaları ve uzunları LED yapıldı. Bizim taktığımız LED'lerde herhangi bir arıza verme, arıza ışığı yakma gibi bir problem olmuyor. Biliyorsunuz ki T6 kasalarda daha fazla problem olan bir şey var. Farklı bir LED kullandığınız zaman, biz bunu bulana kadar çok uğraşmıştık. Araç beyinden komple kısaların tesisatını kapatıyor arkadaşlar. Ona uyumlu LED'lerin takılması gerekiyor. Ön tarafta sinyalimiz hem kayarlı hem de aynı şekilde sis farlarında yanıyor. İçinde kendi sinyal yeri yanıyor. Kapattığımız zaman da içteki sinyal çift modlu bir ampul. O da normal American Park moduna geçiyor. Onu da gösterelim. Uzun yapıyorum. Bu aracımızda da 13 santim yükseltme yapıldı. Ön yürüyen yükseltmeyi size şu şekilde göstermek istiyorum. İç tarafta da yine kapatma lastiklerimiz var. Motorla lastik arasını kapatan, biliyorsunuz ki yükseltme yapıldıktan sonra kendi eski lastikleri kullanılamaz hale geliyor. Buradaki detaylar, yani yapılan araçlara baktığım zaman burada lastik büyük olduğu için sürtme yapıyor. Ve burası şöyle şuradan yarılıp kesilip burası boş bırakıyor. Bu da tabii çamur dolmasına ve kötü bir görüntü oluşmasına sebep veriyor. O yüzden buraları biz bu şekilde kapatıyoruz ve şu an herhangi bir sürtme yapmıyor aracımız arkadaşlar. Yan tarafta yine bir çekici aynamız mevcut. Uzayıp kısalabilen elektrikli sinyalli bir aynamız. Bu araca yan kapı bandı uygulaması yapıldı. Gövde rengi boyandı ve fümelerle detaylandırıldı. Yan tarafta bu basamak komple demir arkadaşlar. Katoferez üstü statik boyayla boyalı. Yani paslanma durumu, yani bir yere çok büyük bir darbe almadığı sürece imkansız gibi bir durumu var. Yine aynı şekilde 3 ayakla bağlanıyor ve sağlamlığı gördüğünüz gibi hiç oynamıyor. Yan tarafta yine 4 tane basamak aydınlatmamız mevcut. Burada yine lazer kesimden statik boyalı bir logomuz var. Arka tarafa gelirsek yine depo kapağı içimizin yalıtımı yapıldı. Şu şekilde kullanıma engel herhangi bir durum yok. Burada dodik çizgisi aynı şekilde depo kapağı ile birlikte geliyor. Herhangi bir sapma yok. Arka tarafa geldiğimizde bu araçta zaten sürük kapak ve Wiretrack roll barı vardı. Biz sadece bunların bakımını yaptık ve aracın üzerine tekrardan montajladık. Arka tarafta Ford yazılı bir kapağımız var ve yine aynı bu araçta çeki demiri vardı zaten. Biz buna çeki demirine engel olmayacak bir yeni model arka tampon yaptık. Yine aynı çift delicili bir model. Üstü alüminyum kaplı. Buralardan basarak araca daha rahat çıkmanızı sağlıyor ve kaydırmaz bir dişli var. Aynı şekilde burada da şu şekilde çıkmanız gerektiği zaman ayağınız gördüğünüz üzere kaymıyor. Ve yine arka tarafta da park sensörleri aktif bir şekilde devam ediyor. Ve yine aynı bagaj amortisörümüz mevcut araçta. Bu aracımızı Fransa'ya uğurluyoruz. Sahibi de burada. Şimdi aracın teslim alıp Fransa'ya geri dönecek. Şimdi gelelim beyaz XLT'mize. Bu araçta da yine benzer uygulamalarımız var. Sadece bu araçta yan kapı bandımız yok. Onun haricinde önde bir vincimiz yok. Geri kalan tüm donanımlar hemen hemen aynı. Fakat neden aynı? Orijinal Wiretrack roll barı kullandığımız için aynı. Biliyorsunuz ki bu araba XLT ama bu roll bar Wiretrack'in orijinal roll barı. Biz orijinal roll barı mat siyah çevirdik. Aynı zamanda mat siyah bir sürgü kapak montajı yapıldı bu araca. Bunun dışında da arkadaşlar bu arabada yine yeni bir lastik kullandık. Size onu da göstereceğim. Aralarındaki farkları da size anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Arka stopta şöyle bir siyah detayımız var.
Bu arabanın arkasından başladık ama hadi gelin önüne geçelim. Bu aracımızın park modunu komple sarı olarak uygulama yaptık. Yanda da aynı şekilde sarı basamak ışıkları devam ediyor. Bu arabada da başka kendi üretimimiz olan bir basamak kullandık. Bunu da biliyorsunuz zaten ama ben tekrardan göstereceğim. Kaput içi detayı yapmıyorum. Birebir aynı. Zaten biliyorsunuz buradan çıkan araçların %99.9'u aynı şekilde çıkıyor. Önde yine farın yanında böyle bir siyah detayımız var. Müşterimiz bunu çok istemişti. Bu şekilde bir uygulama yaptık. Ben de beğendim. Ben biraz ön yargılıydım bu tip şeylere ama güzel oldu. Yan tarafta yine aynı şekilde elektrikli, sinyalli bir çekici aynamız mevcut. Ve bu arabayla bu arabanın lastik farkı, beyaz araçta BF Goodrich lastikler var. Burada da İtal diye adlandırdığımız Sierra, Suratrak, Nankang bunların hepsi hemen hemen aynı lastikler. Aralarındaki şöyle desen farklarını göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu lastik BF'in 35 yanak lastiği ve 20 inç türbülansa takıldı. BF'de biraz gezme fırsatım oldu. Gerçekten performanslı bir lastik. Yol sesi olarak tabi bunu ince ince test etme şansımız yok ama hissettiğim kadarıyla %20 daha az yol sesi, sürtünme sesi yapıyor. Onun haricinde duruş mesafeleri zaten üzerindeki teknik verilerde de yazıyordu. Bu aracın yağışlı zemindeki fren mesafesi daha iyi ve yol gürültü sesi bu araca göre daha yüksek. Puan almış. Yine aynı şekilde bu aracımızda da 13 santim yükseltmemiz var. Burada yine aynı kapatma flaplarımız mevcut. Ve yine buradaki dodiğimiz kesilip yarılıp açılmıyor. Sadece lastiğin kurtarabileceği kadar yeri düzeltiliyor ve içine parça koyulup kapatılıyor arkadaşlar. Onun dışında yanda yine aynı şekilde kaya kırıcı bir basamağımız mevcut. Bu da bizim üretimimiz. 4 tane LED var üzerinde. Bu basamaktan farkı biraz daha dar ve model olarak daha farklı. Bu biraz daha orijinale yakın bir basamak. Bu ise daha bizim gözümüzün alışık olduğu bir basamak modeli. Aynı şekilde biliyorsunuz ki XDT'lerde kapı kolları nikelajlı oluyor. Bunların siyaha çevrilmesi işlemi yapıldı. Arka tarafta yine aynı şekilde depo kapağımız bu şekilde kapanıyor ve dodik çizgimiz dümdüz geliyor. Bunun dışında o araçta göstermedim. Bu araçta göstereyim. Arka stoplarda biliyorsunuz ki F150 çamurlu taktığımız zaman aracın kasası ile çamurluk arasında şu kadar bir boşluk oluşuyor. Onları da kendi üretimimiz olan flaplarla gördüğünüz gibi kapatıyoruz. Bu aracımıza yine bir sürgü kapak uygulaması yapıldı. Bu şekilde çalışıyor. Ve yine arkasındaki nikelajlı bagaj açma kolu kaplandı ve Ford yazılı bir arka kasa kapağı montajı yapıldı. Arka taraftaki tampon yine aynı o şekilde. Aynı modeli kullanıyoruz. Bu yeni çıkan modelimiz olduğu için şu anda gerçekten hemen hemen her araca bu ürünün montajını yapıyoruz. Ve modeli ben de beğendim. Avantajı da var. Şu şekilde biliyorsunuz ki eski modeller daha böyle yukarı doğru geldiği için muayenede tam bu uçtan ölçüm yapılıyordu. Bu tampon da dümdüz olduğu için başlangıç ve bitiş noktasının yükseklikleri aynı. Yükseltilme yapılmamış araçlarda hiçbir problem olmuyor. Orijinaliyle hemen hemen aynı yüksekliğe geliyor. İki aracımızın da testlerini bugün yapıyoruz. Sarı aracımızın sahibi geldi. Beyaz aracımızınki de yolda. O da birazdan dahil olacaktır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdiden hepinize hoşça kalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere.